Sevgili Bilecik Olay takipçileri, bugün yanımızda Bilecik Belediyespor Basketbol takım antrenörü Yaşar Hocamız var. Yaşar Hocam, iki gün önce gruplarımız çekildi, belli oldu takımlarımız. Bu grup hakkında bir yorum yapmak ister misiniz? Evet, öncelikli olarak bu bana fırsatı verdiğiniz için sizlere ve Bilecik Olay ekibine teşekkür ediyorum. Çarşamba günü Ankara'da, sizler de sağ olun, ilgi gösterdiniz. Grubumuz belli oldu, basketbol 3. liginde. 3 tane Bursa takım var. Bunlar Gemlik, Gücüm Spor, İnegöl Belediyesi var. İnegöl Belediyesi. Bir de Bursa Merkez MG Spor var. Bu 3 Bursa takımından sonra Kütahya Belediyesi, ondan sonra Yalova Belediyesi, Kütahya Belediyesi, Yalova Belediyesi, Edremit Belediyesi var. Yani böyle bir grubun içerisinde, 7 takımlı bir grubun içerisinde yer aldık. 6. gruptayız. Bakalım inşallah 26 Ekim'de maçlarımız başlıyor. İnşallah bu grup içerisinde ilk 3 takım arasında yer alarak ilimizi bir üst grupta hatta playofflara doğru takımımızı taşımaya çalışacağız inşallah. Bilecik medyasının ve taraftar gruplarının size olan ilgisi, yoğunluğu nasıl? Şimdi çok güzel, bu da çok güzel bir soru. Birkaç sene önce bildiğiniz gibi bizim bir Bilecik Spor'un düşme döneminden sonra, yani amatör kümeye düşme döneminden sonra taraftarda böyle bir spora karşı böyle bir kırgınlık, bir küskünlük falan oluştu ama daha sonra bizim basketbol maçlarımıza ilgi gösterdiler gençler. Ama basketbol seyircisiyle futbol seyircisi birbirinden farklı şeyler. Yani basketbol daha nezih bir spor, salonda oynanıyor, daha farklı bir taraftar yapısı var. Bazı cezalar yediler, bazı öğrencilerimiz, taraftarlarımız, bazı gençlerimiz. Şimdi onların gelmemesi bizi biraz olumsuz etkiledi. Ama polis de o dönemde sporda şiddet yasasıyla onlara çok sert tavırlar sergiledi. Ama zaman içerisinde onlar yavaş yavaş düzeliyor. Seyirci basketbolu biraz daha tanımaya başlıyor. Seyircimizin ilgisi çok güzel. Maçlara geliyorlar, bizi takip ediyorlar. Şimdi salon sporu futboldan çok farklı bir olay. Evet. Aile bir kültürü var. Eşinizi alabiliyorsunuz, çocuğunuzu yanınıza alıyorsunuz. Ailecek gelebiliyorsunuz. Sonra mesela Kapalı Spor Salonu'nda oynanıyor organizasyon. Yani soğuk yok, kar yok. O yüzden gerçekten takip edilmesi çok da güzel maçlar oynuyoruz. Hani onlar açısından. Seyirci ilgi gösteriyor. Zaman zaman düşüşler oluyor. Basına gelecek olursak, basın son 1-2 senedir çok ilgi göstermeye başladı. Tabii ondan önceki yıllarda biz basının kapısını çalıyorduk. Diyorduk ki, ya basındaki arkadaşlar gelin bak burada güzel şeyler yapıyoruz. İşte güzel maçlarımız oluyor. Gelin takip edin, gençlerimiz spora yönlensin diyorduk. Güzel bir etkinlik Bilecik için. Hı. Şimdi hafta sonu Bilecik'te yapılabilecek şeyler daha kısıtlı kışın. Hani yazın belki bir pikniğe gidebiliyorsunuz, bir ormana gidebiliyorsunuz, bir çay içmeye gidebiliyorsunuz ama kışın ne yapacaksınız? Daha az yani hafta içi iş yoğunluğu, okul yoğunluğu. Hafta sonunda iyi bir etkinlik. Şimdi son senelerde ilgi alaka artmaya başladı. Artık basındaki arkadaşlar sağ olun sizler arıyorsunuz, soruyorsunuz. Diyorsunuz ki Yaşar Hocam grubumuz belli oldu mu? İşte deplasmanımız ne zaman, iç saha maçımız ne zaman falan. Demek ki bu ne demek oluyor? Biraz daha basının ilgisi alakası artıyor. Demek ki şu da bir şey oluyor. Sayın Başkanımızla birlikte o zaman da söylüyordu. Doğru şeyler yapılıyor. Doğru şeyler de yavaş yavaş yerini buluyor diye düşünüyorum açıkçası. Evimizde ilk maçımız ikinci hafta İnegöl Spor'la. Evet. Taraftarlarımıza buradan bir mesaj göndermek ister misiniz? Şimdi gerçekten bizim Bilecik'te salonumuzun yapısı ve basketbol camiası içerisinde Bilecik'in taraftarı konuşulur oldu. Çünkü küçük bir salon, o salonun içerisinde inanılmaz bir baskı oluşturabiliyor. Evet. Ve basketbolda bu baskı çok rahat bir şekilde sahaya yansıyabiliyor. Ve Basketbol Federasyonu takip ettiği takımlar içerisinde dikkat çekici bir takımız. Neden? Birçok İstanbul takımının, Ankara takımının seyircisi yok. Çünkü orada birinciliklerde seyircileri olan takımlar var. Seyirciler o maçlara gidiyorlar insanlar. Onlar bir Efes Pilsen maçı, bir Fenerbahçe maçı, bir Galatasaray maçı varken tutup da ikincilikte, üçüncülikte basket maçına gitmiyorlar. Ama bizim Bilecik'teki basketbol organizasyonunda seyircinin gelmesi onları çok mutlu ediyor. Şimdi bizim buradaki salonda inanılmaz bir seyirci desteğiyle kazanamayacağımız maçları ve kazanacak atmosfer yaratabiliyoruz bir baskıyla. Bu baskıyı yaratma adına onlara çok ihtiyacımız var. Ben buradan 26 Ekim'de deplasmanda Gemlik'le oynuyoruz. Bir sonraki hafta İnegölspor'la burada kendi evimizde oynuyoruz. Ben İnegölspor maçında inşallah seyircilerimizin gelip çocuklarımızın, ailelerin gelip tribünde yer almasını,
takımına destek olmasını istiyorum. Onlar varsa biz daha heyecanlıyız, daha güçlüyüz ve bunu şehrimiz adına, yaşatabilme adına bence şehirdeki spor severlerin de sahip çıkması gerekiyor diye düşünüyorum. Kapalı spor salonunun size artısı ve eksisi ne? Bunların neler olur, eksileri neler olur? Şöyle tabii, salon şu an uzak gibi gözükse de TOKİ'den yapılacak olan ilave yolla bir minibüsle gidilebilecek mesafede olacak ki artık şehirler için bir minibüsle bir kapalı spor salonuna gitmek çok da şey değil. Yani zor ve sıkıntılı değil. Belki o salonla birlikte biz ikinci lige çıkacağız. O ikinci lige çıkınca Amerikalı bir basketbolcu gelecek. İşte Amerikalı oyuncu, ikinci ligdeyiz, Trabzonspor'la oynuyoruz falan filan derken bu salon belki 2500 kişilik salon yetmeyecek. O yüzden artıları bunlar. Ha, bir de bir artısı daha söyleyeyim. Belki uluslararası alanda da organizasyonlar alabileceksiniz. Bilecik kolum olarak Bursa'ya, Eskişehir'e, İstanbul'a çok yakın. Hızlı trenin de bittiğini düşünün. Siz burada bir Avrupa şampiyonası, bayanlar Avrupa şampiyonasının bir ayağını belki alabileceksiniz Asolon'da. Mesela geçen sene Türkiye Kupası Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde oynandı. O aynen çok güzel bir örnek. Türkiye Kupası'nın bir ayağı Efes, Galatasaray, Fenerbahçe, Bilecik'ten bile yüzlerce kişi gördüm ben tribünde. Evet. Sizleri gördüm. Evet, siz de maçtaydınız. Maçtaydık, doğru. Tabii, siz de maçtaydınız. Sizleri de gördüm. Ne demek bu? Demek ki güzel bir organizasyon yaparsanız insanlar gidiyorlar. Ha, siz bunun altını doldurursunuz. Maçlardan önce dansçı gösteriler koyarsınız. Çocuklarımızın işte ne bileyim eğlenceli bir yarışmalar koyarsınız. Devre arasına hediyeler koyarsınız. Çekiliş koyarsınız. Siz maçları izlemeyi cazip hale getirirseniz oraya da gelir seyirci. Ha, eksileri neler? Evet. Şehire biraz uzak. Şehrin yapısından biraz uzak. Eksileri var. Orası da oturmamış yollar vesaireler şu an. Ama bugün için yapılmış bir salon değil o. Yani bugün için de değerlendirirseniz tek başına çorak bir yerde kalmış ya da işte sapa bir yerde kalmış bir salon gibi gelebilir. Ama şunu inanın, birçok ildeki kapalı spor salonları artık şehirlerin içerisinden, şehirlerin daha dışarısına, otoparkları, rahat otopark alanlarında olan, iyi organizasyonlar olan yerlere taşınıyor. Şimdi gruptaki şansımızı sorduk. İşte evet. Yani ilk üçe girebilir miyiz gruplarımızda? Valla biz ilk üçün yer almaya aday takımlar içerisinde yer alırız. Basketbol tabi zor, çabuk bir oyun. Zor bir oyun. Ama biz bir çizgimiz var, bir basketbol kalitemiz var. Onu sahaya yansıtmaya çalışırız ve ilk üç içerisinde yer almaya çalışırız. Rekabetin içerisinde oluruz. İlk üçü kovalarız. İnşallah seyircimiz bize destek olursa, basınımız, idarecilerimiz, sayın başkanımız burada çok önemli, bize destek olursa biz ilk üç içerisinde yer alırız. Playoff'a devam ederiz. Bir playoff havası yaşatmak şehre çok farklı oluyor. Sizlere de söyleyeyim, ya şehir bir playoff oynayacak Bilecik diye bir havaya giriyor. Seyirci potansiyeli artıyor. Gerçekten çok güzel bir atmosfer oluşuyor. Mesela şunu duydum ben, mesela çok hoşuma giden bir laf. Biz Bilecik'te bazı esnaf arkadaşlarız, işte Bilecik'te büyüdük, Bilecik'in orta yaş grubuyuz. Ya işlerimiz var, birimiz esnaf olduk, birimiz memur olduk, görüşemiyoruz. Vallahi bu basketbol maçları sayesinde Yaşar Hocam, salona gelip hafta sonu birbirimizi görüyoruz diyor. Evet. Bu sporun, futbol da olsa aynı şekilde, futbolda da insanlar birbirini görecekler. Bu sporun bir araya getirdiği bir nokta insanları. İnşallah onu bu sene de başarabilirsek. Evet.